geceler sevgili dostlarım. Sahur sohbetlerine hoş geldiniz. Sevgili dostlarım, geceniz güzel olsun. Gene bir sahur sohbetlerinde sizlerle birlikte olmanın mutluluğu, güzelliği ve huzuru içindeyim sevgili dostlarım. Bugün sizlere İbrahim Agah Çubukçu'nun mutlulukla ilgili bir sohbetini paylaşacağım ve bir güzel şiirimiz daha var sizlere, sürprizim değerli dostlarım. Sevgili Levent Sakarya, değerli dostum, hoş geldiniz, hoşluklar getirdiniz. Yayınımızı dinleyen ve dinleyecek olan tüm dostlarımıza selamlar gönderiyorum Ankara'dan. Ben Serap Demirtürk, sevgili dostlarım. Değerli dostlar, İbrahim Agah Çubukçu mutlulukla ilgili çok güzel bir yazı yazmış. Onu sizinle paylaşmadan önce hepinize güzellikler, mutluluklar, huzur ve sağlık diliyorum sevgili dostlarım. Diyor ki üstadımız, mutluluk üzerinde ne kadar düşünürseniz onu dışarıda bulamıyorsunuz. Çünkü mutluluk elle tutulur, gözle görülür bir nesne değildir. Mutluluk olsa olsa bir yaşama biçimi, hayata bakış açısıdır. Mutluluk dışarıda varlığı olan bir nesne değildir ama insanın kafası ve çabası onu aramaktan geri durmuyor. Çünkü mutluluk insanın hayatı, anlamlı yaşama olayıdır. Evet, mutluluk insanın hayatı, anlamlı yaşama olayıdır. Ömrün en iyi biçimde değerlendirilmesidir mutluluk. Düşünürler şairler zaman zaman, mutluluğun özlemini çekerler. Bazen de insanlara onun anahtarını buldurmaya çalışırlar. Ama yer yuvarlağı üzerinde bu anahtarı bulup yanında ömrü boyunca saklayabilen kaç kişi çıkar? Mutluluğun sanıldığı kadar bizlerden uzak olduğunu da düşünmüyorum. Şu sonlu hayatta onu zaman zaman duymak mümkündür. Onu duyabildiğimiz kadar bilgece yaşamış oluruz. Mutluluğun ne olduğu hakkında bir hükümdar ile bir filozofun konuşması benim çok hoşuma gider. Bu konuşmayı size de aktarmak isterim. Eskiden hükümdarın biri şehrin kenarında bazı adamlarıyla gezinti yapıyormuş. Ağaçların arasında eski bir ev görmüş. Adamlarına bu evi derhal yıktırın demiş. Görevlilerden biri, sultanım, bu evde devamlı kitap okuyan bir filozof oturur diyerek açıklamada bulunmuş. Hükümdar filozofu dışarıya çağırtarak sormuş. Çok kitap okuduğuna göre bana mutluluğu tarif eder misin? Filozof kendine güvenir bir biçimde cevap vermiş. Sultanım, mutluluk üç dalı bulunan bir ağaçtır. Evet sevgili dostlarım, bir sorayım bakayım. Beni dinleyen dostlarıma, sevgili Levent Sakarya'ya, Ercan Dalkılıç'a, size göre mutluluk nedir? Yazar mısınız dostlarım? Evet, filozof ne demiş? Mutluluk üç dalı bulunan bir ağaçtır. Bu dallardan birisi çevreye uyum sağlamak, ikincisi adalet, üçüncüsü aklın buyruğunu tutmaktır. Evet sevgili Aycan Özaltın Güven, hoş geldin. Sana göre mutluluk nedir? Hükümdar yine sormuş, peki ama ben ömrüm boyunca hiçbir ağaca rastlamadım. Bu ağaç nerede biter? Tekrar söylüyorum sevgili dostlarım. Ne demişti filozof? Mutluluk üç dalı bulunan bir ağaçtır. Bu dallardan birisi çevreye uyum sağlamak, ikincisi adalet, üçüncüsü aklın buyruğunu tutmaktır. Evet sevgili İbrahim Kaplan üstadım da gelmiş.
Değerli dostlarım, sizler için mutluluk nedir? Paylaşır mısınız benimle? Hükümdar sormuş yine. Devam ediyorum ben İbrahim Agah Çubukçu'nun sohbetine. Peki ama ben ömrüm boyunca böyle bir ağaca rastlamadım. Bu ağaç nerede biter? Filozof cevabı yetiştirmiş. Sultanım, bu ağaç insanın gönlünde biter. Evet, sevgili Bahattin Tombul dostum, hoş geldin, hoşluklar getirdin. Güzel bir gece diliyorum. Evet sevgili dostlarım, mutluluk hepinizin yüreğindeki ağaçta bitsin. Bu cevaptan memnun mu kalan hükümdar? Mutluluk ağacı insanın gönlünde biter. Cevabından, filozofun bu cevabından mutlu olan hükümdar, filozofa saray kütüphanesinin anahtarını vermiş. Ayrıca onu ödüllendirmiş. Filozofun dediği gibi mutluluk insanın gönlünde biter, yeşerir ve gelişir diyor İbrahim Agah Çubukçu. Şu bizim Yunus gönüle çok önem vermiş. Gölün, gönül çalabın tahtı, çalap gönüle bakın. İki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise demiştir. Gönül çalabın tahtı, çalap gönüle baktı. İki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise demiştir. Evet sevgili dostlar, iki cihanda da bedbaht olur gönül yıkanlar. Sizler güzel insanlar, gönül yıkanlardan olmayan insanlarsınız ve mutluluk sizlerin olsun değerli dostlarım. Sevgili İbrahim Kaplan demiş ki mutluluk yüreğin şen ve huzur içinde olmasıdır. Ne kadar güzel demiş sevgili üstadım. Gerçekte gönül mutluluğun yuvasıdır. Onu dışarıda elle tutamayız ama gönülde yaşarız. İnsanın gönlü rahat olmayınca kuş tüyü yatakta bile yatsa yine rahat edemez. Gönül soylu duygularla beslendikçe mutluluk artar. İnsanın özünde soylu duygular olmazsa dünyanın kürkünü giyse yine çıplak sayılır. Hayat sanki bir göz yumup açma gibidir. Doğumla giriyorsunuz, ölümle çıkıyorsunuz. İnsanlığa karşı bir seda bırakarak gitmeye çalışmak, mutluluğu aramanın gereklerindendir. Evet, sevgili Sema Yıldırım Karahan, hoş geldiniz dostum. İnsanlığa bir hoş seda bırakarak gitmeye çalışmak, mutluluğu aramanın gereklerindendir demiş İbrahim Agah Çubukçu. Evet, sizler bu dünyada mutluluğu nasıl yakaladınız? Doğrusu hayalci olmak istemem. Elde olmayacak nesneler peşinde ömür harcamayı gereksiz sayarım. Neyin yapılıp neyin yapılmayacağını tespitten sonra sağduyuyu izlemek bir çeşit mutluluktur. Hayatın en iyi yönlerini görmeye çalışarak gönlünü rahatlatmak isterim diyor İbrahim Agah Çubukçu. Hayatın iyi yönlerini görmeye çalışarak gönlümü rahatlatmak isterim. Şu geçici dünyada az sıkıntımız yoktur. Ben olayları izleyeceğime, olaylar benim arkamda kalsın. Ne diye gönlümü şu veya bu olayın kölesi yapayım? Kinin ya da kıskançlığın tutsağı olmak istemem. Bağımsız ve özgür yaşamayı isterim. Bu özgürlüğü ruhumda ne kadar duyarsam kendimi de o kadar mutlu sayarım. Evet sevgili dostlarım. İbrahim Agah Çubukçu'nun mutluluğa bakışı bu. Kinin ya da kıskançlığın tutsağı olmak istemiyor, bağımsız ve özgür yaşamak istiyor. Bu özgürlüğü ruhumda ne kadar duyarsam kendimi de o kadar mutlu hissederim demiş değerli yazarımız. Sevgili dostlarım, bu arada yurt dışından Erdoğan Demirtürk amcaoğlum, hoş geldin canım benim, hoşluklar getirdin, hayırlı Ramazanlarımız olsun. Evet, sevgili Levent Sakarya, sesine yüreğine sağlık diyor dostum. Sağ olun, var olun. Hepinize teşekkürler ediyorum değerli dostlarım. Ve bu güzel Ramazan gecesinde, sahur sohbetimizde sürprizimiz olan Salih Şahbaz'ın bir şiiri var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Sizlerle o şiiri paylaşmak istiyorum sevgili dostlarım. Ben Ankara'dan Serap Demirtürk, bu sahur gecesinde size seslenebilmiş olmanın mutluluğuyla diyorum ki Salih Şahbaz diyor ki:
Sevgili Gülsüm Topçu, hoş geldin canım. Gönül. Hayat ikliminde mizan mı kurulur? Kirli çamaşırlar karşısında dizilir. Ne ettin Salihim diye sorulur. O gün halımı sorma be gönül. Gizli saklı ne varsa anlam bulunca, gerçekler ortaya bir bir çıkınca, hak sahipleri karşımda durunca, ah o gün halimi sorma be gönül. Pişmanlık fayda etmez o günde. Hataların deniz olsa da dünde, aklın varsa tövbe et bugün de. O gün halini kurtar be gönül. O gün halini kurtar be gönül. Salih Şahbaz. Evet sevgili dostlarım, güzel yüreklerinize selam olsun. Sevgili Taceddin Saraç, hoş geldin dostum. Gurbete selam olsun. Elza Mamadova, değerli dostum. Ne vakittir sesini duymamıştık. Ne kadar güzel. Teşekkür ediyorum. Size de güzel Ramazanlar. Sevgili Erdoğan'cığım, canım benim, güzel kardeşim. Hayırlı sahurlar, hayırlı Ramazanlar. Gurbete selam olsun. Özlemle kucaklıyorum canım kardeşim. Her gece bu saatlerde sahur sohbetlerinde sizlerle birlikte olabilmek arzusu içindeyim sevgili dostlarım. Ramazan'ın ilk sahur gününde niçin ahlaklı olmalıyız dedik. Sonra Kur'an-ı Kerim'le ilgili bilmediklerimizi anlattım ikinci sohbette. Üçüncü sohbetimizde kul hakkını anlattım. Dördüncü sohbetimizde israftan söz ettim. Beşinci sohbetimizde adab-ı muaşeret kurallarından söz ettim. Altıncı sohbette helal lokma dedim değerli dostlar. Yedinci sohbetimizde sıla-i rahim dedim. Dün gece dinimizdeki özel günleri anlattım ve bugün mutluluğun sırrını anlattım değerli dostlarım. Hepsi YouTube kanalımda var. Geçmişe dönüp oradan dinleyip güzel vakitlerinizi değerlendirebilirsiniz vaktiniz varsa sevgili dostlarım. Ben sizlerden müsaade istiyorum. Bu güzel sahur vaktinde Rabbim ona açtığınız ellerinizin dualarıyla sizi mutlandırsın diyorum. Ve Allah'a emanet olunuz diyorum güzel dostlarım. Gecenin sabaha yaklaşan anlarında duyulan davul sesiyle uyananlara merhaba. Davulcuyu pencerede bekleyenlere merhaba. Davulcuyu hiç duymayanlara da merhaba sevgili dostlarım. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere efendim. Davulcu geliyor. Bahşiş hazırlayın. Müzeyyen'cim hoş geldin Müzeyyen Keskin. Canım benim. Sana da hayırlı Ramazanlar. Yüzü secdeye sürdük. On bir ayın sultanı kıymetlidir her anı. Sevgili kızım Aycan Özaltın Güven, teşekkür ediyorum. Sahur hazırlıkları devam ederken çocuklarımıza geleneklerimizi yaşatalım. Onları da uyandıralım. Güzel geceler.